Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün günlerden 30 Kasım Cuma günü, saatlerde 11.43. Bugün neler yapacağını hemen bahsetmek istiyorum. Ara ara vlog çekmeyi çok seviyorum, bunu siz de çok seviyorsunuz. O yüzden bunları devam ediyorum, bilginiz olsun. Bugünün planları. Bugün okulum yok. Sabah kalktım, kahvaltı ettim, duş aldım. Dizilerimi izledim, izlemem gereken. Şimdi de hazırlandım, çantamı hazırlayacağım. Ders notlarımı alacağım yanıma. Normal ajandamı alacağım. Birazdan Nişantaşı'na geçeceğim. Orada bir tane showroom var. 3Z Ajans'ın showroom'u. Kinsey'den genelde kıyafetler alıyordum orada. Oraya gideceğim. Seher ve Ayşenur'u ziyaret edeceğim. Pantene Altın Kelebek ödüllerine davetliyim bu sene ablamla birlikte. Öncelikle söylemem gerekiyor ki çok gurur ve onur duyuyorum. Muhteşem bir his. İlk Pantene Altın Kelebek ödülleri maili geldiğinde hani dünyalar benim olmuştu. Bunca zamandır hep YouTuber'ları, işte oyuncuları, ses sanatçıları, herkese gittiğini görüyordum ve hani çok özeniyordum. Hep gitmek istediğim bir yerde. Bu sene de kısmet oldu. Pantene Altın Kelebek ödüllerine davet edildim. Tekrardan çok 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 teşekkür ederim. Evet, ablamla birlikte kıyafet bakmaya gideceğiz ajansa. Showroom'da bir haftadır kıyafetler bakıyoruz. Seçmeye çalışıyoruz. Aklımızda çok şey var. İstediğimiz şey de var. Ama burada istediğimiz şeyi bulamıyoruz. Böyle değişik değişik şeyler, en yakınını, en güzelini bulmaya çalışacağız bize uygun bir şekilde. Ablam derste, ben de buradan çıkacağım bir saat sonra. Nişantaşı'nda buluşacağız, sonra kızların yanına geçeceğiz kıyafet bakmak için. Heyecanlıyım, bakalım nasıl olacak. Akşam da spora gideceğim, bir aksilik çıkmazsa. Şimdilik bu kadar, pek bir şey yok. Orada da vlog çekeceğim tabii ki, neler denediğimi de gösteririm. Ama karar verdiğim şeyi göstermem. Ki belki bugün karar veremeyiz zaten. Bilmiyorum. Bilmiyorum, çok heyecanlı. Evet. O zaman ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Geçen evet gördüm. O da ablama olabilir aslında. Çok güzel. Şimdi bazı elbiseler geldi, göstermeyeceğim ama Ayşenur'u gösterebilirim. Şimdi Ayşenur ve Seher'in yanına geldim. Evet, stylingini yapıyoruz şu an. Evet. Kıyafetlere bakıyoruz. Siz zaten biliyorsunuz, hep buralara geliyorum. Instagram'da da paylaşıyorum. Ve bir sürü elbise var. Seçeceklerimizi göstermek istemiyorum. Ablam da burada. Ablamı da çektim. Nasılsın ablam? Ecem Çağlan da buradan giyiniyor. Çok güzel tasarımlar var. Evet, bayıldım. Şunun renginin. Şu beyaza baksana bir. Evet. Bu mu? Evet, o nasıl? Bu nasıl? Başka. O da güzel. Güzel. Ona hiç bu şey olmayacak arkadaşlar. Şu an deniyoruz ablamla ikiz olarak. Çok kaslı çıkıyor. Senden bayağı iddialı olur ben bunu giyersem var ya. Ve derler yani bu nereye geldi acaba? Yanlış yere geldi. Evet, aslında ne istediğimi buldum. Şimdi onu size göstermeyeceğim. Son anda bir değişiklik olur diye şimdiden hani gösterip neden giymedin demenizi istemiyorum. Ama şu an bayağı %95 seçtim elbisemi. Çok güzel bir elbise seçtim bence. Şimdi size seçtiğim elbiseyi göstermeden diğer elbiseleri göstereceğim. Bunlar denediklerim birkaçı. Şu kırmızı dediğim gibi yılbaşında giyebilirim diye düşündüm. YouTube partisinde veya bu da çok güzel bir elbise. Şöyle bir elbise var. Belli Hadid'i, içimdeki Belli Hadid'i bulduğum bir elbise. Çok güzel ve çok vintage bir model. İnce askılı, lacivert bir elbise. Ablam için de bunlara baktık. Ablama bu çok güzel oldu. Şunu da denedim aslında ama tuhaf bir şekilde alt bedenim değil, üst bedenim, şuralarım çok dardı. Şuralar yani kısa ve kumaş esnek olmadığı için hareket ettiremiyordum omuzlarımı. Aşağısı pot oldu. Buralar biraz pot oldu. Onu şey yapamadım. Ablam için de bunlara baktık. Şu deri takımı da gördünüz. Böyle elbiseler var. Baktık baktık. Ablam bu karar aşamasında. Ben ama buradan yanımda alacağım elbiseyi biliyorum. Evet, şimdilik heyecanlıyım. Bu elbiseleri de yerleştirelim. Sonra konuşuruz. Şimdi giyecek altına da kürtleri benim çok güzel kendisinin kürtlerini. Bir çorap var. Bayılırım öyle kilotlu çorap giymeye o elbiselere. Ya da uzun çizme. Aynen. Evet. Şimdi yoldayız. İşimiz bitti. Ablam arkamda uyuyor. Çok yorgunum ya. Aşırı yorgun, nedenini bilmiyorum. Aslında 8-9 saate yakın uyudum. Ama gece çok uyandım. Ve depreme de uyandım. Deprem olduğunu algılamadım ama uyanmışım o saatte tam. Bir gürültü koptu böyle. Bir şeyler düştü. Ona uyanmıştım. Meğersem deprem olmuş. Depremden gerçekten çok korkuyorum. Hiç yaşamadım böyle şiddetli bir şekilde. Belirtilerini az da olsa hissetmekle tüylerimi ürpertti sabah sabah. Ama evet, şu an Allah'tan bir
ciddi bir şey yok diye biliyorum şu an. Hani haberlere daha bakamadım ama inşallah kimseye zarar gelmemiştir, kötü bir şey olmamıştır. Çok şiddetli olmadı diye biliyorum. 4.3 civarında olmuş. Evet, şimdi yoldayız, eve gidiyoruz. Daha sonra akşam spora gideceğim. Şimdi böyle anneme aldığım kıyafetleri göstereceğim pantolon için. Bakalım beğenecek. Evet, evde görüşürüz. Biz sonra konuşuruz, sen şey yap. Tamam, takılın. Bye. Tamam. Hadi öpüyorum çok. Bye bye. Bye. Herkese merhaba, günaydın diyecektim ama saat 1'i 11 geçiyor. Seher'le birlikte Pantene'de giyeceğim, altın kelebek ödüllerine giyineceğim ayakkabının şeylerine bakıyoruz, model bakıyoruz, renk bakıyoruz. Çok dolanmayacağım çünkü elbise burada, o yüzden bir fail olmasını istemiyorum. Evet, bugün cumartesi 1 Aralık. Aralık ayına da girmiş bulunmaktayız. Yeni yıla çok az kaldı. Şimdi bugün neler yapacağımdan bahsedeyim çok kısa. Bugün birazcık uykuya da hasret olduğum için dedim ki kendini bir dinle. Ne yapmak istiyorsun? Ne enerjin var? Yani bir de yapman gereken şeyler ne? Otur bir düşün diye kendi kendime savaş veriyorum sabahtan beri. Sabah 9'da kalktım. Kahvaltı yaptım. Bu kadar. Birazcık bir film izledim ama filmin 50. dakikasında dedim, ne izliyorum ben yani, şu an nereye gidiyor bu film diye düşündüm. Sonra durdum. Şimdi odamdayım. Odamı toparladım. Odamı toparlamamdaki niyet ve amaç şuydu. Bugün yeni dolabımın gelmesi gerekiyordu. Ya yine ve yine bir aksaklık oldu. Dolabım yine bugün gelmiyor. Salı gelecekmiş. Artık inanmıyorum. Dolabım geleceğine de inanmıyorum. Dolabım güne salı gelecek. Yani kıyafetlerim, ayakkabılarım, çantalarım artık yerlerde, gerçekten yerlerde. Katlıyorum ama yere geri koyuyorum. Yani o kadar saçma ki dolabım kapanmıyor. Kışın olması da çok büyük bir sorun. Ben kışın çok kazak, sivet aldığım için hani 10 tişörtlük yeri bir tane ürün kazak kaplıyor ve ben hani ne yapabilirim diye düşünüyorum sonuçta. Atkılar, yani sürekli bir şeyler geliyor, bir şeyler alıyoruz. Kapanmıyor. Ve dolabımda asla gelmiyor. Yazın ta başka bir mobilyacıyla anlaşmıştık. Olmadı falan filan derken yeni mobilyacı da yine sanayide sorunlar çıkmış. Bana da hediye olarak saat ve böyle kalemli olan bir şey göndermiş. Ben artık hediyelere kanmıyorum. Çocuk değilim. Ben bekletilmek istemiyorum. Ben dolap istiyorum. Ve bugün şöyle bir şey yapacağım. Çok fazla ödevim var. Çok fazla çalışmam gereken ders var. Ve finallerime tam 1 ay kaldı. 1 Ocak'ta finallerim başlıyor. O yüzden bugün işe koyulacağım. Defterlerimi hazırladım. Laptopum da burada. Çünkü laptopla yazmamız gereken bir ödev var. 5 tane sunum hazırlayacağım. Bol şans dileyin. Saat 4 gibi de spora gideceğim. Saat 1'i çeyrek geçiyor. 6'da spor salonum kapanıyor. O yüzden 4 gibi giderim, 1-2 saat bir şeyler yaparım, çıkarım diye düşündüm. Daha sonra eve gelip tekrardan derse devam edeceğim. Yani bugün hem dinleneceğim hem de yapmam gereken şeyleri yapacağım yani. Gerçekten birazcık tembelleştiğimi hissettim bu son günlerde yine ve yine. Çok tatlı. Tırnaklarım kırıldı bu arada bayağı. Artık düştüler. Pazartesi gideceğiz onu da yeniletmeye. Pazartesi hiç yapmadığım bir şey yaptıracağım Ella Güzel Merkezi'nde. Cilt bakım yaptıracağım. Biliyorsunuz cildim çok, yani burnum falan yağlı ve cildimi sadece temizliyorum ve ne kadar temizlendiğini bilmediğim için. Ve bir kere yaptırmak istedim, nasıl olacak çok merak ediyorum. Ve cildim çok yorgun ve çok pis hissediyorum. Bazen üşenip geç yattığımda makyajımı silemiyorum falan filan derken Arda da çok tavsiye etti. Çünkü onun sivilcelerini bayağı temizlemişlerdi. Ben de dedim ben de gideyim. Hem tırnaklarımı yaptıracağım. Bugün cumartesi. Yarın da boş. Yarın da ders çalışabilirim. Vaktim var. Evet. Aralık ayına ben girdik şu an biliyorum. Son 20 veya 10 gün kala diyorum ki böyle her gün bir şeyim atsam. Buna ne verim, vücudum katlanır ama belki 10 yapabilirim. Bu sene 10 mu yapsam? Seneye 30'la kapatırız arayı. Çünkü düşünüyorum yani 10 bile 19 bence 10 iyidir. Eğer böyle bir şey isterseniz yazın, vlogmas gibi bir şey yapabilirim. Evet, şimdilik böyle. Dediğim gibi hiçbir şey yapmayacağım ders ve spor dışında. Suratım şu an artık kaşınıyor biliyor musunuz?
Buralarım bayağı artık kötü olmaya başladı. Evet, ben yavaştan laptopumu açayım. Slide yapacağım. Ne kadar ilgilendiriyor bilmiyorum ama iPhone yeni telefonları da çıktı artık ülkemizde. Çok pahalı ama burada. Biz nereden alacağız? Prag'dan galiba. Anne, Dubai'den mi de? Bir önceki gittikleri bir turdan turdaki rehber buraya gelecekmiş. Onu alacağız. Orada bayağı ucuz yani. Daha yarı fiyatına anlamında ucuz. Evet, şimdi ödev zamanı. Üniversite kültürü adlı bir dersimiz var. Gittiğimiz işte etkinlikleri, konferanslarda neler yaptıklarımızı, izlediğimiz şeyleri anlatacağımız 5 farklı gittiğimiz bir etkinliğin işte yazısını yazacağız. Neler yaptık, neler öğrendik gibisinden. Geçen perşembe olması lazım. Veya perşembe. Perşembe günü şey yaptık. Bizim üniversitemizde annem galiba anlamında diyabete karşı bir etkinlik oldu. Onları dinledik. Sonra da şekerimizi ölçtüler. Hatta söylemişim galiba 80 çıktı falan. Onları da yazacağım mesela. Şimdi etkinlik videolarını izleyeceğim teker teker 5 tane. Evet, şimdi bu kadar. Aa, Üsküdar Üniversitesi'nin YouTube etkinlikler diye bir YouTube hesabı var. Abone olayım. Tamamdır. O zaman sonra görüşürüz. Gelenler annem demiş, kargo gelmiş. Açalım beraber istedim. Atelier Rebel'dan. Geçenlerde etkinliğine gitmiştik. Ay, lastikmiş öyle. Çünkü tırnaklarımı açamayacaktım. Çok güzel bir kutu. Gerçekten kutu koleksiyonu yapacağım artık. Böyle makyaj koleksiyonu. Aa, ben bunu bozmadan fotoğrafını çekeyim. Ve CC Media ile birlikte çalıştığım için CC Media da bana küçük bir hediye göndermiş. Çok istediğim bir şey göndermişler. Çok mutlu oldum. Oh, nemlendirici. Kombucha. Evet, sonunda içeceğim. Hayatım hiç kombucha denemedim. Kombucha gelmiş. Bu da süt serumu. Buz gibi hepsi. Buzdolabında bekliyordu herhalde. Çok güzel kokuyor. Şimdi size kombucha'dan bahsedeceğim. Enerji, karbonhidrat falan besin öğeleri var burada. İçindekilerden bahsedeyim. Yapımında çay, şeker, su ve kombucha mantarına ihtiyaç duyulur. Fakat içine konulan şekerin büyük kısmı fermentasyon sırasında bakteri ve mayalar tarafından tüketildiği için kombuçadaki şeker miktarı çok azdır. Ayrıca fermentasyon sonucunda bol miktarda yararlı probiyotik bakteriler, çeşitli enzimler, vitamin ve mineraller bulunur. Bağırsak sağlığını ve sinir sistemini düzenler. İçindeki polifenoller sayesinde güçlü bir antioksidandır. Kalori yakımını arttırarak kilo verme yardımcıdır. Ben kombuçayı yabancılarda çok görüyordum. Bizim ülkemizde yok çünkü. İlk defa sadesi gelmiş. Demek ki bir sürü daha var. Bilmiyorum. Atölyelere gidip bakmak çok isterim şu an. Beraber deneriz. Şunu da hemen fotoğrafını çekeyim. Sonra beraber bakalım. Ay, nemlendiriciyi de çok merak ettim. Bugün bir de suratıma bakım yapayım bence. Bu kadar ürün gelmiş. Evde de bir sürü şey var sonuçta. Foreum'la bir cilt bakımı yapayım. Çok teşekkür ederim Atelier Rebel gönderdiğiniz için. Ve CC Medya'dan gelen şeyi göstereceğim. Alayım, alayım diyordum. Şu iPhone'ların arkasına takılan şeylerden göndermişler. Çok teşekkür ederim. Bunu da fotoğrafını çekeceğim. Evet, taktım. Çok eğlenceli. Böyle taşıyacağım artık. Kombuçayı deneyelim beraber. Çok merak ettim. Aha, çok kötü kokuyormuş. Size tam tadının nasıl olduğunu söylüyorum. Ama bu çok sağlıklı, içeyim ben bunu. Dişlerimi de yeni fırçaladım belki, o yüzden birazcık ekşi geliyor olabilir. Sade kefirin sulu hali bu arada, söyleyeyim. Veya marketlerde satılan Maltana mı? Malta mı ne vardı? Armutlu falan. Elmalısı. Aynısı. Çok benziyor. Ama ben böyle değişik
egzantrik şeylerin tadını severim yani. Yerim içerim, sorun değil benim için. Evet, ben şimdi saçlarımı toplayıp ödeve koyuyorum. Siz de hemen alın ödevlerinizi, beraber başlayalım. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's a fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's a fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again.
kaşındı. Evet, tekrardan beraberiz. Şimdi spordan geldim. Yemek yedim. Ne yedim sorarsanız da yumurta yedim. Yanında da roka yedim. Bir de kefir içtim. Evet, bu gereksiz bilgiden sonra. Şimdi bu neler yapacağımı bahsedeyim. Şimdi ödevlerimin başına tekrardan geçeceğim. Slaytlarımı bitirdim iki tanesini. Diğerlerini de birazcık bitirmeye çalışacağım başlayıp. Ondan sonra şimdi anatomiye ve kimyaya girişmek istiyorum. Hangisine girişeceğimi daha seçemedim. Akşam da saat, bu arada elim tutamıyorum. Saat 6:20 geçiyor. Ben de erkenci kuş başlayana kadar ders çalışayım diyorum. Nasıl fikir? Suyumu da bitirmem lazım. Yeni içmem lazım. Evet, her yerim ağrıyor. Yarın da pazar. Bakalım neler yapacağız. Belki beraber oluruz. Ama yarın bu videoyu paylaşmak istiyorum. O yüzden bilmiyorum. Şimdi bu kadar. Konuşmayı unuttuğumu düşünüyorum. Veya şu an yorgunluktan. Bakın şu an biceps çalışıyorum. Veya triceps. Her neyse. O zaman derse başlayalım. Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Something about the way you dress, baby, got me feeling like a mess, baby. We should still hang up, though we say we don't, 'cause I just wanna get down with you. Gerçekten evde erkek gibi gezdim şu an, fark ettim. Evet, şimdi birazcık ders molasındayım. Ders çalışırken dinlediğim bir tane playlist var. Yabancı bir playlist. Study with bir şey işte böyle. Sanki böyle meditasyon müzikleri gibi. Ders çalışırken ben kulaklıkla müzik dinlerken hani sözsüz olması gerekiyor. Eğer siz de benim gibiyseniz size birkaç tane playlist söyleyeyim. Bir tane playlist söyleyeyim. Ondan sonra da otobüste uyku playlistlerimi söyleyeceğim size. Playlist'in adı Studying Music, direkt öyle yazıyorsunuz. Bir sürü müzikler var. Ben asla sözlü müzik dinleyemiyorum çalışırken. Sözleri ezberlemeye çalışıyorum, sözleri söylemeye çalışıyorum. O yüzden birazcık zor oluyor. Ve evdeki diğer sesleri de böyle hop yok ediyor bu müzikler. Mesela
Dinletsem telif yer miyim? Bilmiyorum. Spotify'dan bakın. Şimdi başka indirdiğim playlistlerimi söyleyeyim. Öncelikle deliler gibi dinliyorum. Şu yani gece gündüz otobüste okulda deli gibi. The Weeknd'i biliyorsunuz, Able. Starboy albümü çok eski, yani 4 yıl falan herhalde olmuştur, belki daha bile fazla. Fakat ben Able'ın bütün müziklerini hep şey dinlerdim, hani atıyorum Starboy popüler oldu YouTube'da. En çok tıklanan hep o karşıma çıkıyor ve onu ezberliyor herkes. Ben de onu biliyordum. Hani böyle oturup Able'ın hangi albümü, hangi şarkıları var hiç araştırmamıştım. Hiç de baştan sona dinlememiştim. Fakat nerede duyduğumu hatırlamıyorum. Bir tane müziğini duydum bu geçen haftalarda. Ve bayıldım. Sonra albümünü hemen indirdim. Bir dinleyeyim dedim. Şöyle söyleyeyim, beğenmediğim bir tane bile şarkısı yok. Her şarkısını o kadar duygulu bir şekilde, o kadar güzel bir şekilde söylüyor ki. Bir de ben hani Bella Hadid'i takip ediyorum. Sosyal medyada gördük zaten zamanında hani yaşanan sevgili olayları falan. Böyle onunla ilgili çıkan haberleri düşünüyorum, işte ayrılıklarını falan derken böyle çok tatlı geliyor. Bilmiyorum, müziği çok güzel. Şarkılarına da bayılıyorum. En sevdiklerimi söyleyeyim. Love to Lay, A Lonely Night, Attention, All I Know, Die For You, True Colors. Yani hepsini çok seviyorum aslında. Şu an Rocking Reminder, hepsini çok seviyorum. Deli gibi Starboy dinliyorum. Daha sonra Ariana'nın yeni çıkardığı Thank You Next şarkısı. Muhteşem. Muhteşem. Rap olarak Türkçe rap de dinliyorum ama daha çok yabancı dinliyorum sanırım, bilmiyorum. This is Travis Scott albümünü, playlistini indirmiştim. Çok güzel şarkılar var. En sevdiğim Coffee Bean, Goosebumps, 4 AM. Yani çok fazla var. Pick Up The Phone, sonra Sicko Mode, onu unutamam zaten. Skeletons, Wonderful. Travis Scott'ı da hiç dinlemezdim, bilmiyorum, bir hoşuma gitmezdi kendisi. Ama son 1-2 aydır deli gibi dinliyorum. Daha sonra YouTuber olan bir yabancı bir kız var, Summer McKean adında. Onun da zamanında bir sevgilisi vardı, Dylan Jordan, yeni ayrıldı hatta, bayağı benim için bir şoktu. Onunla birlikte yaptıkları The One şarkısı çok güzel. Bayağı beğendim. Kız çok güzel söylemiş. Çocuk da çok güzel söylemiş. Bir de onları çok takip ediyordum. Hani olaylarını onların yine biliyordum. Yaşadıkları ilişkiyi biliyordum. Takip ediyordum. Çok beğeniyordum ikisini. Ve ayrılıklarını görünce canlı yayında hani açıkladılar bir de. Bu şarkısı da böyle bir dinleyince şey oluyor. Yapmayın, siz de yapmayın. Ama bu sene gerçekten yıl olarak 2018 ayrılma yılı ilan edildi. Evli olanlar boşanıyor, işte sevgililer ayrılıyor. YouTuberlardan daha çok bahsedeceğim. Ünlülerde de tabii ki çok oldu. Yani kavgalar, dövüşler oldu. Ben inanamıyorum. Bu sene Merkür mü bir şey çekiyor? Ben anlamadım. Bu sene bir şey oldu herkese. İyi değil ama bu sene kimse. Daha sonra Strange Trails adında bir playlist var. Onun da şarkılarını çok seviyorum. Bir arkadaşım tavsiye etmişti müziği. Sonra bir anda çok beğendim. Aşırı beğendim. Çok böyle sakin böyle. Uyanınca dinlemek isterseniz diye. The Night We Met. Louisa. Bir tane daha vardı. En sevdiğim Hurricane. Bunları çok seviyorum ama diğer albüm de güzel. Invasion of Privacy. Cardi B'nin bir tane var. Orada da en çok I Do. Ah, bu şarkıyı nasıl unuturum? Through Your Phone. Muhteşem bir şarkı. Be Careful, Through Your Phone, I Like It. Bunları çok seviyorum. Başka yok sanırım. Bir de Thunder Clouds var Sia'dan. O şarkıyı da çok seviyorum. Evet, böyle bir playlistlerimi söylemek istedim. Telefonumda uygulama olarak en çok kullandığım şeylerden bir tanesi Spotify. Bugün sporda o kadar bacak çalıştım ki şu an bayağı acı çekiyorum ama iyi geldi. Şu an çok iyi hissediyorum. Saat 9'a 10 var. Bir yarım saat sonra Erkenci Kuş özeti biter diye umuyorum artık. Özet izlemekten sıkıldım. Onu da izleyeceğim. Bir de böyle final haftasında daha bir ay var ya, çalışıyorum ama yavaş yavaş ezberle gidiyorum. Öbür türlü işte şu an şu kamera açıp konuşma vaktim yoktu. Siz biliyorsunuz. Şu an onun rahatlığı var. Bir de %100 açıkçası odaklanamıyorum ama şey yapabiliyorum yani, en azından. Daha rahat çalışabiliyorum hani, acele etmeden. Neyse, en azından erken başlamanın rahatlığı. Çünkü yine bir slide 68 sayfa, ben bir geceye bırakırsam önceki gibi ölürüm yani. Neyse, evet. Şimdi bu kadar. Evet arkadaşlar, videoyu montajladım ve yarın yeni bir video başlamak istediğime karar verdim. O yüzden şimdi bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle benimle bir gün beraber oldunuz. Hatta 2-3 gün beraber oldunuz.
Güzeldi bence. Ben izlerken çok keyif aldım. Arkadaşlarımı görünce, ablamı görünce, gittiğim yerle görünce mutlu oldum. Evde de neler yaptığımı görmüş oldunuz. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman şimdi burada vedalaşabiliriz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz de beğen tıklamayı unutmayın. Bu beni çok mutlu eder. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.